Onur abi peki istiyor musun? Hayır. Niye? Ardan sana ne ya? İnne kozuna kuzu kamada, inne kozuna kuzu. Üçüne bittik, yine tekrardan hoş geldiniz. Hoş geldiniz beyler. Hoş bulduk. Ardancığım, Onurcuğum. Ama özellikle Onur'a bir sorum var. Onur nasılsın bugün? Ruh halin nasıl? Ağlamaya müsait bir ruh halin mi var? Vallahi çok iyiydim aslında. Kalktım, güzel böyle bir duşumu aldım falan filan. Abdest aldım. Gusül abdestimi aldım. Bugün kesin kazanacağım, inanıyorum. Çünkü yorumlarda çok gelmiş, gördüm. Onur abi gusül abdest al kazanacaksın diye, sizleri seviyorum. Tam her şey yolundaydı. Ardından iğrenç bir soru sordu bana. Midemi bulandıracak bir soru sordu. Abi şöyle olsa ne yaparsın falan diyorum. Tabii burada söylemeyeceğim. Ama kabul ettin. Bir yere kadar kabul ettim. Hepsini kabul etmedim. Hepsini kabul etmedim. Sen de Taksim'de etekle gezmeyi kabul etmiştin daha önceki bölümlerde. Neyse, onu şu an çok dilendirmeyeceğim. Gerçekten ağlamaya çok müsaitim. Tam bir ağlama günüm benim. Ama ağlayamayacaksın. Bugün, beyler bu soruyu boşuna sormadım. Bugün tamamen yaratıcı konsept günü ya. Bunu aylardır bekliyorum, aylardır. Bunun üstüne çalışıyorum. İsviçre bilim adamlarıyla birlikte bu Rebuild formatını oluşturduk. Son aşamaya getirdik. Ülkemize hayırlı olsun. Konseptimiz şu, Onur'un ağlamasına hiçbir şekilde müsaade etmeyecek bir konsept. Mükemmel. Draft yapacağız, takımları kuracağız ama yok beni bilgisayarım bozuk, hep bana böyle alıyor. Bunlar mümkün değil. Neden? Çünkü üçümüz de kurduğumuz bütün takımları, yani ben mesela kendi simülasyonuma hem Onur'un takımını koyacağım hem Arden'in takımını koyacağım. Onur hem benim hem Arden'in takımını koyacak. Arden hem benim hem Onur'un takımını koyacak. Budur. Ha hem de takımları da böyle şey yapacağız. 3 tane takım belirledim ben. Leicester City, Wolverhampton ve kimdi lan öbürü? West Ham. West Ham mıydı? Değildi lan West Ham. Hayır ya, Everton. Everton. Ne işte. Sıkıyorsun ya? Kafana göre sıkıyor. Ben sallıyorum. Bu üçü arasında döneceğiz. Yani her takım, bu saydığım takımlardan birine birer kere gelecek. Yani bu şöyle 3x3 rebuild diyorum ben buna. Onur'un ağlamasına tam koruma. Onur ağlayamayacak. Onur'un ağlamasına müsaade etmiyoruz. Ben buna kendimi adadım. Aylardır çalışıyorum. Ve bu formatı getirdim. Beyler ne düşünüyorsunuz? Öncelikle Arden'e sözü vermek istiyorum. Ben bu tarafta şeye göre. Arden'cim nasıl buldun formatı? Bence format çok iyi ama Onur abi yine simülasyon esnasında bir şey bulur. Bir şey söyler. Bu yüzden her ne kadar önlem alsak da Onur abinin ağlamasının önlenemez bir şey olduğunu düşünüyorum. Günün sonunda. Ya burada daha fazla ne bileyim nasıl bir bahane bulabilirsin Onur? İşte onu artık oluşturacak öyle bir bahane yani, anladın mı? Hiç aklımıza abi, gelmeyecek bir şey. Bu konsept benim için çok iyi oldu. Niye çok iyi oldu? Gerçekten ortaya çıkacak gün bugün işte. Yani sen bugün şimdi üçüncü olursan gerçekten çok şanssız mı olacaksın? Hayır, tam tersi. Bak bugün benim bilgisayarım, yani benim oynadığım yerde yine ben gruplardan çıkamayıp Uğur'da ve sende inanılmaz ilerlersem demek ki gerçekten bir şey olduğu kanıtlanacak. Evet, bu arada biliyorsunuz artık draftlarda öyle ilk üç tur sıra değiştirerek yapmıyoruz. Dedik ki en arkadaki en avantajlı olsun. Onur 1-4-7 seçecek. Ben son rebuild'te ikinci olduğum için 2-5-8 seçeceğim. Ardından 3-6-9 seçecek. Yani Onur bunu da beceremezsen senin için daha nasıl bir format yapalım? 1-4-7 seçiyorsun. Bütün takımların herkes de simüle ediliyor. Yani bunda da ağlayacağını düşünmüyorum. Eğer gerçekten formatı beğendiyseniz beğen tuşuna basmayı unutmayın. Abone olmayı unutmayın lütfen. Biz şimdi istiyorsanız drafta geçelim. Onur ilk 7 sıradaki 3 oyuncusunu belirlesin. Seçsin. Ve draftta başlayalım. Ver duygusal müziği. Hayda. Nereden çıktı? Bu adam... Bu adam üçlü bitlerin kralı. Üçlü bitlere geçen sene gelmiş olmasına rağmen birincilikle ilk sezonunu tamamladı. İkinci sezonunda yine kafada gidiyor. Size futbol yorumları, Şampiyonlar Ligi maçları bitiyor, onların yorumlarına gidiyor. Normal maçlar bitiyor, yorumlarını yapıyor. Bu da mükemmel bir ekip var. Bu videoya da like atmıyorsanız arkadaşlar gerçekten üzülürüz. Bu adam hem like'ı hem de 200 bin oldu mu? Uğur sen kaç oluyordun? Oha, oldum 200 bini geçtim. 205 bin like ediyor arkadaşlar. Onda oldu. 210 bin de geçtim. 250 bin. 400 bin like ediyor arkadaşlar. Abone olmayı unutmayalım. Evet, draft'a geldik. Aslında konsepti de söylemek lazım. Şampiyonlar Ligi son 16 turunda biliyorsunuz. Artık elemelerde başladı. Son 16 turundan 16 takımdan seçim yapacağız. Her takımdan bir oyuncu zorunlu.
Onun dışında kalan 4 oyuncuyu 4 takımdan seçebiliyoruz, istediğimiz 4 takımdan. Böyle bir kuralımız var. Bunun dışında tabii az önce anlattığım üzere 3 takımda birbirimize kuracağımız için öyle gelişim planıyla ben bunu buraya atarım, bunu buraya atarım, bu bölümlük askıya alındı. Seçimlerimizi buna göre yapacağız, buna göre değerlendireceğiz. O yüzden seçimlerimize başlıyoruz. Buyur Onur. Yani ben tercihimi yapmıyorum. Zaten biliyorsunuz. Devam edelim. Bilmiyorum ben. Ya ben Mbappe... bilmiyorum. Onur Mbappe'yi aldıysa Haaland diyorum. Haaland aldıysa Mbappe diyorum. Mbappe. O zaman Haaland. Tamam. Ben de Santifor alacağım. Harry Kane. Evet. Güzel. Güzel. Ruben Dias diyorum. O zaman ben Tottenham'ı kapatayım. Hönminson. Bence sonunu da Kane'den önce gitmesi lazımdı bu arada. Bence acele de istiyorum. Acele etti. Çünkü... Kim var? Kane Haaland kim yapar ki ya? Ya da ne bileyim Kane Mbappe. Kimse yapmaz herkes ki. Arden ben sana bir söyleyeyim mi? Senin yerinde olsam sonu alırdım. Senin yerinde olsam. Inter'den de Lautaro Martinez alırdım santraforuma. Teşekkür ediyorum. Ben o zaman De Bruyne'yi alıyorum. Ne oluyor ya? Sıra sende mi? Evet. Evet. Son almıştım ben. Direkt Paris'i kapatayım ya. Neymar. Güzel. Ben Salah diyorum. Güzel. Vinicius Junior. Eğer Vinicius baba oynar. Beyler, Şampiyonlar Ligi'nde de iyi. Güzel. Benfica'nın sol beki Grimaldo'yu alıyorum. Grimaldo muydu onun adı? Grimaldo. Evet. Grimaldo. Yani çok iyi tercih çünkü o takımlarda hiç adam yok. Yani direkt 11 oynamayacak tek adam önce Grimaldo iyi tercih ama. Ya ben notumu almıştım ama erken olduğunu düşünüyorum. Onu da söyleyeyim. Ben ilk çift tercihimi de ben tamamlayayım. Van Dijk alıyorum ben Liverpool'da. Güzel. Arkadaşlar. Orta sahamı sağlam tutmak istiyorum. De Bruyne'nin yanına direkt Kimmich çekeceğim. Teşekkürler, iyi günler. Rodri diyorum ben de City'den. Ne diyorsunuz ya? Ne diyorsunuz ya? Rodri abi. Gel. Rodri. Ben de Paris Saint Germain'den Marquinhos'u alıyorum. Tebrik ediyorum. Arkadaşlar ben de o zaman sağ bekime Arnold alıyorum. Reece James sağ bekime Chelsea'den. Bayern Münih'ten Cancelo. Theo Hernandez'i alıyorum Milan'dan. Onu yedekte tutuyordum Cancelo'yu. Ya aslında bu tur başka bir mevki alacaktım ama sen Cancelo'yu alınca dedim ki sol bekime Theo'yu alayım. Benim şeyi değiştirdin yani. Yoksa gidecek elimden. İyi yaptın çünkü ben alacaktım bir sonraki tur. Bayern Münih'ten Goretzka. Allah Allah. Sen de benim planımı değiştirdin. Biraz öyle bir şey oldu. Arda'n da beni değiştirdi. Trendi aldı ya. Yok yok, ben Arda'n benim planımı değiştirdi. He. Ben bu tur Eşref Hakimi alıyorum ya. Ben savunmamı tamamlayayım, kafam rahatlasın. Şimdi bütün baş üstü stoperler gitti. Van Dijk gitti, Ruben Dias gitti, Marquinhos gitti. Hani böyle yaşı 25'ten yüksek 85 üstü bir stoper almak istiyorum. 25 ile 30 arasında. Bu yüzden Rüdiger'i alacağım. Real Madrid'den ikinci tercihim oldu bu. İdealde asla böyle yapmazdım. İstemezdim yani ama kader böyle oldu arkadaşlar. Hayat böyle bir şey. Gitti stoperler. Leipzig'ten Nkunku. Ben Real Madrid'den Valverde'yi alıyorum. Tebrik ediyorum. Arkadaşlar ben Ederson'u alacağım. City'den ikinci tercihim. Ya Donnarumma'yı düşünüyordum ama oradaki haklarımı şey yapmak istemedim. Liverpool'dan Alisson. Ben bu arkadaşım biraz artık hor görüldüğünü düşünüyorum. Abartıldığını düşünüyorum bu durumu. O yüzden Chelsea'den Kante'yi alacağım. Tebrik ediyorum. Ben Goat'ı takıma katacağım. Yaşlı diye alınmıyor. Yaşlı maçlı gelsin oynasın. Çok sağ kanat seçeneği yok. Yani Ederson'a gitmesem Mahrez'i alabilirdim. Verim yapıyor diye. Ama böyle bir tercihte bulunmak istedim. Messi'yi alıyorum Paris Saint Germain'den. Bayern Münih'ten De Ligt. Güzel tercih. Ben Inter'den Barella'yı alıyorum. Dortmund'dan Süle. De Ligt gidince yine iki istediğim oyuncudan biriydi. Bu yüzden direkt çektim arkadaşlar. Aynı rating. Potansiyelli. Benim burada sağ açıkta sıkıntım oldu. Sağ açıkta sıkıntımızı nasıl şey yapacağız? Sen Messi'yi mi alacaktın? Yok. Hiç kafamda bir şey yok da sağ açığım yok. Sağ açık yani... çok ilginç ya. İşte gelişim planı olmayınca. Evet evet evet. Sıkıntı sağ kanat. O yüzden Salah'ı erken seçmem çok kritik oldu. Evet. Doğru. Yani burada Rodrigo var. 81 ve 88 potansiyelli. Bir de Kulusevski vardı. Nerede o? 81-86. Yani burada Real Madrid'i kullanmaktansa Kulusevski'yi kullanmak daha mantıklı gibi geliyor şu anda. Ya da gelişim planı olmuyor değil mi? Neyse. Ya da kanatsız bir taktik kullanacaksınız. Yok ya, ben Kulusevski'yi alıyorum. Kulusevski'yi zaten Tottenham'da gerçekten iyi oynuyor. Gerçekten de iyi oynuyor. O yüzden de alalım. Ben yedeklerimi almaya başlamak istiyorum artık. Kalecim falan da belli zaten. Leipzig'ten Guardiola alacağım. Tebrik ediyorum.
Yedeği. Şimdi ben iyi bir yedek olduğunu düşünüyorum öncelikle. Leipzig'ten alınabilecek en iyi oyunculardan birisi. Kafamda 4-2-3-1 formasyonu vardı. En son kazandığım Rebuild'deki formasyon. Ama iki oyuncu arasındayım. Ya merkez orta sahaya Havertz'e Musiala'dan birini alacağım ya da 4-3-3 defansife dönüp Bellingham çekeceğim De Bruyne'nin yanına. Kimmich de defansif orta saha olacak. Böyle bir ikilemin içindeyim. Ben Bellingham, ben az önce almak üzereyken vazgeçtim diğerlerini keser diye. Oyuncu Bellingham'dı. Benim orta sahalarım 86 olduğu için o da 85 böyle kafa karıştırır, düşürür diye son anda vazgeçtim. İyi bir tercih. Ya ben de o iki formasyon arasında kalma sebebim, hani Musiala 83'lük, acaba diyorum iki rating daha fazla yine genç bir oyuncu alıp ofansif orta saha değil de hani 4-3 defansif oynatıp çift MO yapmak mantıklı olur mu diye düşünüyorum. De farklılık olsun. Her Rebuild genelde aynı formasyon oynatıyorum. Bu yüzden Jude Bellingham'ı alacağım ya. Güzel. Ben de aynı formasyonu kullanıyorum bu arada. Teşekkürler, iyi günler. Sen de mi 4-3-3 defansif? Defansif yani bir CDM, Kante. Önlerinde Valverde, Barayı oynatacağım. Ha, 2 MO, evet aynı. Dortmund'dan ikinci tercihim oldu bu arada. Evet Onur. Ben Milan'dan Tomori. Onur abi sen 3 stoper mi oynayacaksın? Yok, yedek stoper bu. Ama as stoperin 85'lik bir tanesi. Tamam. Bu da 84. Diaz, De Ligt, Tomori. Yani 3 tane stoperim olsun. Yani yedekler olmasın mı? Kesecek ama. Kesin. Hangisi iyisi oynasın, ne fark eder? 84-85. Yedeği olsun, yedek stoper almamış olacağım. Stoper kesmesi çok önemli değil ki, stoperi kesin, ne yapayım? Hangi, yani zaten bir tanesi oynatıyor. İkisi de gelişebilir oyuncu. Evet. Forma rekabeti diyor Onur abi. Aynen. Onur abi peki istiyor musun? Hayır. Niye? Ardından sana ne ya? İstemiyor musun? Uğur bu sussun bak. Bernardo Silva hoş geldin. Evet. 2-3 tur önce gördüm, dedim ulan bunu nasıl kimse almamış. Keşke City'den 2 tane seçmeseydim. Mal gibi almadım diye düşünüyordum. Helal olsun. Hep biz Bernardo Silva'yı hor görüyoruz. Az alıyoruz bu arada. 88'lik adam. Ya biraz şeyden. City'de daha ideal adamlar var. Yani daha az bulunan mevkilerde çok adam var. Ondan çok tercih edilmiyor. Ben de tercih etmeyecektim ama normalde mesela De Bruyne falan bana kalsa ya da mesela De Jong da oluyor ya denklemde. Şimdi De Jong yok Barcelona elendiği için. CM'lerin bir tık 86'lık fazla kaldı. Yani bir tane Kante 88. Dedim ki hani yanına Valverde'yi koyup ben direkt Bernardo Silva'yla yapabilirim. Normalde yapmam mesela. Anladım. O zaman ben... Formasyonumu değiştirdim, evet. Sen 4-2-3-1'e döndün. Ben Taremi'yi alıyorum. Taremi'yi aldın. Ben de Muani'yi alıyorum. Neler yapıyorsunuz ya? Kolo Muani. Muani'yi ben alacaktım ya. Vay babanın kemüne. Vay babanın kemüne. Madem arkadaşlarım santrfor yedeklerini aldılar, ben de Napoli'den Osimhen'i alıyorum. Tebrik ediyorum, çok iyi yedek. Onur abinin dediği şey aklımı çok çeldi. Dedi ki yok stoperler önemli değil bilmem ne. Ben bir de önceki bölümde de zaten yanlışlıkla stoperleri kesiştirmiştim. Böyle biri oynamıştı falan, bir şey olmuştu. Çok sorun çıkmamıştı. Ben de forma rekabeti yaptırmak istiyorum. Çok aklımı çeldi. Bu yüzden Skriniar'ı alacağım. Yani orada Süley'le forma rekabetine girsin. Kim oynarsa oynasın. Napoli'den Di Lorenzo. Evet, ben ön hatta bir eklemede bulunacağım. Çok değerli bir oyuncu. Rafael Leao. Tebrik ediyorum. Chelsea'den hem bek yedeği hem stoper yedeği Kukureya. Ya da vazgeçiyorum. Vazgeçtim. Şey yapıyorum. Leipzig'ten Klostermann'ı alıyorum. Stoper yedeği. Real Madrid'den Alaba. Frankfurt'tan Kamara. Hinnakosurakosu. Tebrik ediyorum. Ben o zaman Zambo Anguissa diyorum. Defansif orta saha yedeği. Inter'den Brozovic. İlk 11'ine mi aldın? Yedek. Leipzig'ten Laimer. Hoş geldin. Aldım lan, Leipzig'ten almadım. Almışım, pardon. Özür dilerim. Çok özür dilerim. Skandale. Uno skandale. Evet. Uno skandale. Kandal. Vallahi billahi alıyorduk, çiftliyorduk ya. Rezalet, kepazelik ya. Rezillik çıkıyordu. Niye uyarmıyorsunuz arkadaşlar? Rezillik, kepazelik demeyecek misiniz? Uyarmayacak mısınız ya? Çok haklı. Guerrero'yu alıyorum ben Dortmund'dan. Ben... Antena Frankfurt'tan orta sahama yedek Dibril Sow.
Ben Porto'dan Diego Costa'yı alacağım. Yedek kaleci yapacağım. İlla bir plan bozucu. İlla. Ne alaka şimdi? Ne alaka şimdi? Yemin ediyorum ne alaka ya? Gerçekten alakasız abi. Tamam ben de Blacho Dimos'u alıyorum Benfica'dan. Ben Dortmund'dan hiç oyuncu almadım mı? Napoli'den Meret'i alıyorum. Yedek kaleci. Dortmund'dan Reyna'yı alıyorum. Hem cam hem sağ açık hem sol açık. Ben de kulüp bürücüden Lang alıyorum. Lang. Sol açık, sağ açık, santrfor. Tebrik ediyorum. Ben burada bir kanat yedeği arıyorum. Pulisic'i alırdım ama Vinicius'u yani artı bir şey alsa Pulisic... Ulan korkmayacağım ya. Bir şey olmaz. Vinicius'u kesemez. 81 rating. Kese de bilir. Korkuyorum almayacağım. Tamam ya Pulisic'i alıyorum Chelsea'den. Kulüp Brugge'den Vanaken alındı mı Vanaken? Yok. O zaman ben Kulüp Brugge'den Vanaken almıyorum. Alınmadıysa. Çünkü ben alınan oyuncuları alırım her zaman biliyorsunuz. Skov Olsen diye bir oyuncu var. Cam sağ açık sağ açık falan filan oynuyor Kulüp Brugge'den. Skov Olsen. Ben de Porto'dan João Mario'yu alıyorum. Sağ bek oynuyor kendisi. 75 overall 83 potansiyel. Ben Benfica'dan Alexander Bach'ı alıyorum. 78 rating sağ bek yedeği. Toni Kroos diyorum ben. Allah Allah. Enteresan. O zaman Real Madrid mi aldın? Real Madrid mi aldın son turda? Evet. Sen. O Alaba zaman ben de Courtois'u alıyorum. Alaba almıştım. Ben de Courtois'u aldım. Güzel. Tebrik ediyorum. Takıma bir kaleci daha almak istiyorum. Yedek kaleci. Mignolet. Güzel. Evet takımlarımızı tamamladık. Seçimlerimizi tamamladık. Şampiyonlar Ligi karmamıza sahaya çıkma vakti geldi. Şimdi takımlarımızı üçümüz de ayarlayacağız. Taktiklerimizi ayarlayacağız ve sonra buluşacağız sizlerle. Arkadaşlar ilk önce sunumumu ben yapacağım. Kadromu bir arada görüyorsunuz. Çok memnunum kadrodan. Hakikaten memnunum. Bir tek işte bir De Bruyne olsa falan böyle insan aklı gidiyor ama o kadar da değil yani. Bir şekilde burada Haaland, Bernardo Silva yaptık. Yani bunun yerine De Bruyne olsa benim için her şey tamamdı. Ama Bernardo Silva da bayağı ortalamayı arttırdı. Haaland, Salah, Son bu benim hedefimdeki üçlüydü. Tamamen aldım. Yani Mbappe'nin kalmayacağını düşünerek söylüyorum. Yani Mbappe, Salah, Son da olabilirdi. Bernardo, Valverde, Kante. Burada tek üzüntüm şu. Kante'nin bir yıllık sözleşmesi var. Sizde de oynayacağı için ve siz sözleşmeyi uzatamayacağınız için Kante'nin. Ayrılma riski biraz var gibime geldi. Mantıklı. Hakimi, Cancelo. Ve Kurtua. Mantıklı. Güzel düşünce. Goretzka'nın da böyleydi Arden. Bilmiyorum. İnşallah değildir. Vallahi ben size bir şey söyleyeyim. Overall olarak en yüksek overall'a sahip bence takımsın. Çok iyi bir takımın var. Tebrik ediyorum. Yani iyi tercihler yapmışsın. Bayağı iyi takım. Bayağı iyi ben takım. Ben de tebrik ediyorum. Seni bence bugün birinci yapacak ya da yapmayacak olan şey Haaland olacak Uğur. Abi benim bence hani şeyim şu. Kante'nin ayrılıp ayrılmayacağı. Ya da şöyle biz transfer dönemi açık bıraktık arkadaşlar. Sebebi de şu. Açıklayalım çünkü o kadar fazla oyuncu aldık ki rakip takımlardan. Yani bir güdük kaldılar yani karşımızda bizim seviyemize rakip yok. Doğal olarak onlara transfer yapma hakkı tanımak adına. Yani kendimiz değil. Onlara transfer hakkı tanımak adına açık bıraktık. Ama bu şöyle bir handikapa da yol açıyor. Orada biraz şans devreye girecek. Atıyorum mesela benim kaydımda Arden'in ve Onur'un takımından oyuncular gidebilir. Biraz da ona bakacağız yani ona da ağlayabiliriz. Hafifçe. Ya da... Oyuncu alabilirler. Oyuncu da alabilirler. O da var. Enteresan bir yere gidebilir. O yüzden bu keyifli bir revit olacak. Benim kadrom bu şekilde. İstiyorsan birinci sıradan seçen Onur sunsun istiyorsanız. Vay. Tamam. Onur ben abi koçum. Bugünün bence ikincisi olacak. Evet. Kalecim 89'luk. Gayet iyi. Stoperlerim 88-85. Burada 86'lık var. Önemli değil. Yedekleri de 86-84. Grimaldo'nun yediği Alaba aslında bunu buraya koysam daha iyi. Sol bek oynayabiliyor çünkü. İnşallah oynar. James burada 84. İki tane 87'lik orta saham var. Biri Medo, biri. Nkunku burada off yaptık arkadaşlar. Off olarak oynuyor burada. Tam da yerinde. Mbappe ileride. Neymar, Kulusevski. Burada sağ açığım çok kötü kaldı. Baktığım zaman Muani var. Yine 81'lik ama Muani. Yani gerçek yeri değil. He? Muani. Ve... Yani takımım bu şekilde. Sadece şurada Kulusevski yerine bir 86'lık bir oyuncu olabilseydi. Benim hatam var. Orada ben Salah almadım. Ben hata yaptım. Benim kendi adam. Yedeklerim de Reyna. Her tarafı yedekleyebiliyor. Grimaldo, Di Lorenzo, Sabek, Kroos, Muani, Tomori. Yine burada görmüş olduğunuz gibi mükemmel stoperlerinden bir tanesi. Ve gayet de güzel bir takım oldu. Takıma güveniyorum. Teşekkürler. İyi günler diyorum. Şimdi burada net bir hatam var. Sen Grimaldo'yu çok çok erken aldın. Şimdi yedek kaldı çocuk. Yani bir mantıksız bir şey oldu. Yani yok yedek kalsın. Bu arada Alaba'yı ben düşünmüştüm sol bek oynatmayı.
Cancelo gelince ihtiyacım kalmadı. Ama simülasyonda oynar bence yani. Onu üzülmene gerek yok. Dümdüz oynayacağını düşünüyorum. İnşallah. Ben Girmadon keseceğini düşünüyorum simülasyonda. Ama sıkıntı senin sağ açıkta. Yani birinci sıradan seçen, şimdi şöyle standart draft gibi de değil. 1-4-7-10 seçen bir takımın sağ açının 81 asla hiçbir şartta olmaması lazım. Evet abi. Yapılıyorum. Salah demiş mesela, Bernardo Silva 88 bende. Orada da oynuyor 88. Bernardo Silva düşünebilirdin. Yazıyor da zaten özür dilerim, yazmıyormuş. Ama sağ kanat oynayabiliyor ya da mesela Valverde. CMR SK bende işte, sağ kanadır. Ya Messi yani. Alabilirdi. Valverde'yi alsaydın koyabilirdin. Messi'yi alabilirdi. Bir sürü milyon tane seçeneği var. Nasıl Kulusevski ile oynarsın yani? Öyle bir şey var. Valverde'yi sen bir kere alıp sağ kanada koyup olmamıştı. O yüzden güvenemedim. Sen bir kere oynatmıştın. Ama neye göre olmadı? Kulusevski'ye göre de oldu yani. Hani olmadı dediğim. Pozisyon değişmemişti. Deli verim yapmadı yani. Hani pozisyon değişikliği zaten yapmayacaksın ki. Direkt CMRV yazıyor üstünde burada. Ya yani buradan ben... şey alabilirdi. Onlar değil de Koeman olabilirdi belki. Ya Messi olabilirdi abi, direkt Messi. Koeman'ı, evet Koeman'ı alabilirdin. Sterling'i alabilirdin. Bir sürü oyuncu var yani. Sané'yi alabilirdin direkt. Ya Kulusevski Gnabry'yi ya. Alabilirdin. Biraz bence şey yaptın. Orada bir hata yaptın düşünüyorum. Ya şimdi şöyle bir şey. Kendisi lan Ukraynalı zannettim. Damardan girecektim. İsveçliymiş. Neyse. Evet arkadaşlar. Burada bir hatalı bir tercihimiz olmuş ama yine de Kulusevski'ye güveniyorum. Kulusevski, evet. Neyse işte ona güveniyorum. Arden. Neredesin? Kim bilir şu an kim neredesin? Günün birisi belli oldu. Bence 3. sıradan seçmeme rağmen fena değil. En büyük hatamın ilk başta Kane almak olduğunu düşünüyorum. İlk başta Kane yerine Salah'a gidebilirdim mesela. Öyle bir şey yap. Sen ilk turunda kim aldın Uğur abi? Haaland aldın. Ben Haaland aldım. Direkt Salah'a gitseydim sen Kane'i almayacaktın. Mantıklısı aslında öyle yapmaktı. Kane'i kimse almayacaktı diye. Ben sana söyleyeyim. Kane şu an undrafted olacaktı. Seçilmiyor. Aynen. Salah'a giderdim. İstediğim turda da Kane'i falan alırdım yani. Ben biraz panik yaptım orada ilk tur şeyini. Bir de şundan dolayı. Bu yeni seçim turunda hiç birinci olmadığım için daha önce. Hani hiç üçüncü seçmediğim için çok aşırı panikledim. Ya. Bir de şey mesela, ama şöyle bir şey de olabilirdi Arden. Sen mesela gaza geldiğini aldım. Orada Salah iyi tercih olurdu. Çat diye Kane'i alır. Seni santrforsuz bırakabilirdik yani. Lautaro Martinez var ya. En kötü o var, evet. Bir sürü var ya. Ya Benzema falan var ya. Planım değişebilirdi. Farklı şeyler olabilirdi ama işte. Ya Benzema verim kralı oldu sende. Senin verim kralın oldu daha yeni. Evet. Benzema olabilirdi mesela. Ben şu an heyecanlandım hadi. Bakalım arkadaşlar ne olacak ya. Şu anda Uğur abinin simülasyonu bir yandan başlayacak. Ben evet, tekrardan hatırlatma istiyorum. Leicester Arden, ben de Wolves, Onur. Heh. O maçlara dikkat edelim. Leicester. Ben Leicester'ım. Onur abi sen Wolves'un. Wolverhampton benim. Aynen. Evet, Wolves, Onur, Leicester, Arden. Hadi inşallah Wolves yener ya. Bu arada arkadaşlar son zamanlarda yine görüyorum. Şu dostluk maçı yapanları hile diyorsunuz. Bunlar verimlerde geçmiyor arkadaşlar. Haberiniz olsun. Onur'un maçı geliyor. Ha pardon, Arden'in maçı geliyor. Nerede? 28'inde. Heh. Aha, hadi, hadi. Yenildim. Arden beni yendi. Arden'e bak. Aa. Leicester City. Bak, ama yalnız var ya, herkes yeniyor onu. Mükemmel gidiyor. Ben geliyorum abi. Ben. Hem de Şampiyonlar Ligi maçından sonra. Hadi yen. Yendim. Neyse, kupada gittik ya. Liverpool'da yendin. Ne alaka ya? Nasıl yenildik ya? Mbappe. Yendim. Clean sheet United. Çok güzel. Tertemiz gidiyorum. Tertemiz. City'yi yendim. Tertemiz. Tottenham'ı da clean sheet. Sporting'e de. Fulham'a da. Chelsea'ye de. Brentford'a da. Oğlum ne oluyor lan? Forest'a da. Bere. Oh. Oh be. Neyse, son güzel. Anda konuştum. Son anda konuştum. Güzel. Çok beğendim. Çok beğendim. Çok hemen sıkışıklaşalım. Hadi bari ikinciyimdir ben inşallah Wolverhampton olarak. Evet ya. Üçüncüyüm ya. Biz yokuz. Siz yok, Arden, siz var. Ben varım, ben Arden dördüncüyüm. Hemen arkamda. Arden hemen arkamda. Aa, Onur abi. 43-45 bir maç eksiğim var. Tottenham'ın da bir maç eksiği var. Yani ben burada gizli liderim diyebilir miyim? Diyebilirim bence. 41 gol atmışım. Arden 40 atmış. Bu ne ya, 24 demişim ben bir de. Onur 33 atmış. Onur patlak. Onur bir kere dağıldı. Ya inanılmaz ya. Oğlum orada da mı ya? Orada da mı ya?
Demek ki abi işte şey değilmiş. 91 olmuş Haaland bu arada. 91 kral. 87 olmuş Valverde. Hakimi 85. Ben zaten benim overall'larım iyiydi yani. 89 olmuş, 91 olmuş falan. Ama burada bir şeye bakmak istiyorum açıkçası. Ben de istiyorum. Onu ben de istiyorum. Transferler abi. Ofisten. Transferler. İstatistiklerinden bakacağız. Bu ne ya? İstatistik değil. Şeye mi bakacağız? Abi transfere gel. Transferler. Transfer geçmiş. Oyuncu ara. Oyuncu ara. Ha oradan mı? Tamam. Oradan abi ligi seç. Tamam. Wolverhampton abi. Üçgen abi. Üçgen yok onda. D mi? E mi? Allah abi Alisson devam. Kaleciden başlasana. Tümü değil de kaleci. Kaleci. Sekmelerden kaleci abi. Sekmelerden. Kalecim duruyor. Tamam. Defanslarım. Alaba, Diaz duruyor. Reece James duruyor. Didelik duruyor. Günter almışlar. Tamam. Bak Günter almışlar. Sol bek almışlar evet. Nasıl almışlar oğlum? Alaba Grimaldo duruyor. Ne demek sol bek Günter almışlar. Bak Günter almışlar. Ha. Ne alaka lan bunun overall'ı kaç ki? Transfer yapmışlar. Orta saha. Brozovic, Goreska, Makuana'yı almışlar. Bunlar ne yapayım? Kafayı mı yemiş bunlar ya? Ya iğrenç oyuncular almışlar. Bir dakika benim kimse yok. Orta sahamda. Ha. Bir oyuncu mu eksik sanki ya? Goreska, Rodri, Kroos hepsi var işte. Brozovic hepsi var. Atak. Mbappe'yi satmışlar düşünsene. Mbappe, Neymar duruyor. Nkunku duruyor. Hepsi duruyor ya. Abate'yi almışlar ya. Ya bir şey diyeceğim de kendi ligimdeki oyuncuların overall'a nasıl bakamıyorum? Böyle aptal şey mi olur ya? 92 olmuş Mbappe oynuyor yani. Zapata'yı almışlar bir de. Yedek santrfor almışlar sana. Bir de bana bakalım. Mane'yi beğenmemişler. Bir de şeye bakalım. Arden'e bakalım. Ben burayı bildi sevdim bu arada. Baya güzel. Acaba bende ne var? Kaleci Ederson, Meret, Mignolet duruyor. Defans Trent. Bah, Klosterman. Rensic diye biri gelmiş. Evet. Yanlış almışlar ya. Ne alaka ya? Bellingham, De Bruyne, Kimmich duruyor. Pareo'yu almışlar. Vay çakal. Durup dururken iyi oyuncu almış. Aynen. Aa Bellingham duruyor mu? Duruyor. Ha. Bellingham'ı ama kesecek Bellingham ya. Ama Bellingham 85 bu 80. Bu da 85. Bak kesecek bunu. Kesecek 30. Adamın verimi düşecek durup dururken. Atak, Kane, Messi, Taremi, Pulisic, Vinicius Junior aynı duruyor. İyi. Neyse bir sıkıntı yok. Durumlar bunlar arkadaşlar. Bir de şeyi de göstereyim tabii ki. Yani aslında şeyde baksak daha iyiydi. Şubat 1. Ocak 1 bitince kim nereye gitmiş? Emirates Cup'ta ben Millwall'la eşleşmişim. Karabağ'da elendim ben. Burada devam eden var mı? Dördümüzde puan alamıyoruz Karabağ'dan. Üçümüzde. Ya inanılmaz. Kendimize de bakmamız lazım. Aynen. Ben burada daha bu Flatwood tamla elenmişim. Allah kahretsin ya. Neyse erken Emirates'te kimlerle eşleşmişiz? Ben United'le mi bakıyorum? Bak United'lemişim. Sheffield'a gitmişsin. Bir öncekine bak 4. tura. United'i elemişim. Ya böyle bir şey olamaz ya. Arden nerede lan? Arden neredesin? Ben hiç yokum. Arden güle güle olmuş. Arden 3. turda gitmiş bence. Arden 3. tura bile gelememiş. 3. turda City elemiş. City çıkmış. Abi böyle bir şanssızlık da. Neyse Karabağ'dan bari ben alamıyorum. Tam hiçbiriniz alamıyorsunuz. Böyle bir şey var. Şampiyonlar Ligi geliyorum. Leipzig'le eşleştim. Ben Rangers. Ben Bayern'le eşleşmişim Allah kahretsin. Ben Rangers'la eşleştim. Bayern Münih'le eşleşmiş. Sen Rangers'la ya. Ya kafayı yiyeceğim ya. Ama Onur abi. Sen kaçırıyorsun. Seni gruptan ikinci çıkmış. Birbirinizle eşleşiyormuşsunuz oğlum. Bir dakika bir şey diyeceğim. Arkadaşlar bir Onur online klasiği. Gruptan lider çık. İlk turda elen. Ya tamam da Rangers'ı gruptan Rangers'ı aynı puanda çıkmışsın sen de ya. Ya fark etmez lider çıkmamışım. Lider değil mi? Arden ikinci mi çıktı ya? Arden ikinci çıkıp nasıl bu geldi? Ben birinci çıktım. İn aşağı in. Gördüm bir daha in. Bak. Bu ne oldu? İki attı. Abi iki in attı. Aşağı in oradayım. E grubu. Bak E. Ha Leicester birinci çıkmış. E normal lan birinci çıkmış. Ama şanslı yine de ya. Benim gruptan kim çıkamamış? Benim gruptan kim çıkamamış? Napoli. 5 puan işte. Bir de öyle böyle çıkamama da değil yani. Ya bu Arda nasıl? Neyse durumlar bunlar beyler. Gerisine bakacağız. Baya sıkı bir çekişme var burada. Bir anda Arda bende şampiyon olabilir. Ben olabilirim. Her şey olabilir. Hayırlısı. Kimse olsun. Herhalde bizi sevdiğim ne düşünüyorsunuz? Çok keyifli bence. Bence çok keyifli. Bence gayet iyi. Bir o de... zaman beğendiyseniz, izleyenler de beğendiyse bir beğeni tuşuna ve abone tuşuna basabilir mi? Teşekkür ederim. İyi günler. Bu konseptin güzelliği şu abi. Onur abi 3 save'de de 3. olacak.
Evet. Evet, o zaman evet. Kim sunsun abi? O zaman Onur sunsun bence. Bence de Onur abi sunmalı. Evet arkadaşlar, şimdi sıra bende. Şöyle bir geçelim bakalım. Aston Villa. İlk maçımız. Sen de neyiz biz? Kazanırız. Ben Wolves'um burada herhalde. 2-1 kazanırız. 2-1. Ben Leicester'ım o zaman. Evet. Bakıyorum. Oh güzel. Chelsea. Oo. Ben de gitti. Muazzam. Brighton'ı yenin artık ya. Ya yuh be kardeşim ya. Vallahi oynamayalım be kardeşim ya. Aha. Seni yeneceğim Onur abi. 1-0. Neredesin lan sen? Wolves'um ben. Wolves. 2-0. Hadi oğlum. Wolves'u da yeneyim. Beni yeneceksin. Ya etme be. Klişit aldınız beleşçi. Hile mi yapıyorsunuz lan? Abi lan. Çok... Ben niye çok gol atamıyorum ya? Aaa klişit'i yaktılar. Yaktılar. Yapma be. Yine çok kötüyüm ya. Onur abi oradan klişit aldık. Boşver. Dur Arden ya. Dur ya. Kötü gidiyorum ya. Evet bayağı kötü gitti lan. Adam herkes... Oha be. Nottingham Forest'e iniyorum. Küme düşecek. Ben neredeyim oğlum? Leicester nerede? Abi böyle bir şey yok. Herkese beraber kalıyorum ya. Demek ki Kulusevski çok etki etti ya. 1-0. Aynen sağ kanadı 81 şu ligde. Allah Allah. Allah Allah. Aha, abuk takım bana puan verir. Ben neredeyim? Ha geliyorum. Abi ne kadar çok berabere kaldım. Kafayı yiyeceğim ya. Avrupa'yı da full silme kazandım bu arada. Hadi oğlum ya. Leicester yenin abi. Leicester yenin. Biraz zor yenersin abi. Onun kadrosu çok iyi. Hadi. Sağ sol kes. Klişit. Klişit klişit. Klişit klişit. Güzel. Onur abi senin kadro çok mu zayıf oldu ya? Ya herifte 81'lik adam oynuyordu. Aç göster bir bakalım. Ama bak bir şey diyeceğim. Bir şey söylemek istiyorum. Evet öyle hani diyoruz 81 diye. Ama bir kere benim bir rebuild'de sağ kanatta 78'lik adam coşmuştu mesela. Öyle de bir şey olmuştu. Evet, abi, bu kadro kötü olamaz ya bak. 85, 86, 89, 90, 86, 87, 88, 87, 89, 92. Ya bir oyuncu bu kadar etki etmez ya. Onur bir şey söyleyeceğim bak samimi söyleyeceğim. Bence bu taktiği değiştir. Bak burada taktiği aldın. 4-2-3-1 aldın darı. Santrifor'u öne attın. Camı OF yaptın. Kanatları değiştirdin. Orta sahayı değiştirdim. Böyle şey olur mu? 5 kişinin mevkisiyle oynadın. Nasıl bir başarı bekliyorsun ki? Ben artık sana orada zaten söyledim. Biz zaten bizde öyle oynuyor. Bir de öyle bir şey var. Ha? Bizde değişmeyecek. Evet. Aynen. Şimdi bir de öyle bir şey var. Ama kendisi değiştirsin belki etki eder. Ya bu nasıl of olacak ya? Onur abi lig sıralaması nerede? Bu ne demek lan? Lig sıralamasını görmek istiyorum. Merak ettim. Benim mi? Bizim mi? Onur abinin. Ha tamam oğlum bakacağız adam taktiğini yansın ya. Sabırsızlanıyorum ama. Abi bir dakika ya. Kanatsız nasıl oynayacağım kanatsız 4-4-2 ya? 4-4-2 oyna. Ne kanatsız yine kanat var. Bence dizilişte 4-4-2 düz oyna. Ama yine kanat var. Bence de kanatsız dene. Cross var sende. Şunu yapmak istiyorum. Burada mesela bu. Tamam Nkunku ile Neymar'ı değiştir. Tam yapıyorum. Tam Nkunku'yu hafif geri al. Alınmıyor bak. Hayır bir tık al bir tık. Bak bir ne tık yap biliyor alınıyor. Musun? Sana yapacağın şeyi söylüyorum. Onu ileri aldın aynen. Nkunku'yu şimdi hafif geri al çok hafif. Tamam Neymar'ı bir tık geri almaya o kalıyor yine. Beyler Nkunku santifor oynuyor zaten. Ha dur. Tamam böyle kalsın o da oynuyor yani bu arada. Oluyor abi oldu. İşte bu. En başından böyle oynayabilir misin ha? Net. Ya şimdi kötü sonuçlar gelince ödüyoruz da bilmiyorum. Neyse ben böyle yaptım. Şeye bakacağım. İnşallah oyuncuların yeri değişmemiştir. Bir haklısın dakika. Dediğinde bu arada. Evet değiştirmiş klasik. O dediğin çok zaten. Doğru bak. Mesela Kulusevski coşa da bilirdi. Ben de Marcus Edwards coşmuştu. Çok iyi falan demiştik. Ya bir şey söyleyeceğim. Belki de adam gerçekten çok iyi oynadı. Keşke bakabilsek ya. Belki de adam çok iyi oynadı. Neyse. Şimdi puan durumuna bakalım. Merkez. Puan durumu. 9. Leicester 6. Wolverhampton 1. Artılamış. Ben nasıl 6.'yim? Ben senin yendiğin klişit aldım ya. İnanılmaz ya. Aa beleş 250'de salaktan 250 puan alacak. İnşallah City geçer. Çok kötü oldu ya. Emirates Kupası. Burada. Bu zaten yeni. Bu yeni. Efe Karabağ'a bakalım. Karabağ'da ben yokum. Hiç bir şey burada var. Burada yine Arden var ya. Arden var. Arden var. En zayıf. Ya bu kafayı yiyeceğim ya. Gerçekten daha ne yapmam gerekiyor abi? Daha nasıl bir draft yapacağım ya?
Şampiyonlar Ligi. Nasıl bir draft yapacağım abi daha? Ben Sevilla'yla eşleşmişim. Arden'le Verkuzen'le eşleşmiş. Uğur. Paris Saint-Germain'le eşleşmiş. Paris kesin ikinci oldu bak. Kesin ikinci oldu bak. Boynum kütledi sinirden ya. Bakacağım. Bakıyorum. Leverkusen. Arden demek ki ikinci. Bir dakika. Paris ikinci olmuş abi, burada. Abi aklımı yitireceğim. Birinci olup eşleşmişim ya. Sevilla buradan ikincilikle geliyor. Arden'e bakıyoruz. Burada Uğur 11-11. Birinci. Arden'e bakıyoruz. Arden nerede? Arden ikinci. Abi böyle bir şey olamaz ama ya. Böyle bu ball yok Arden ya. Vallahi çok ballısın. Öyle. Leverkusen'in grubunda Atletico Madrid var. Bak aynı puan almış Atletico Madrid. İkinci olmuş. Sen burada Atletico Madrid'e eşleşebilir misin ya? Ballıyım. Neyse, bir de bence Atletico Madrid gelse bile ballıydım. Yani çünkü Atletico Madrid de kolay. Anladın mı? Her türlü ballıyım. O gruba düşmem ballı. Böyle bir şey ballı. Yok ama ya. Ligde iyi gidiyor. Avrupa'da kötü gidiyor. Avrupa'da kötü gitmesine rağmen bizden daha iyi kura çekiyor. O zaman ben sunayım. Sıra geçiyoruz. Evet. Şimdi diğer save'lerde iyi gidiyorum. Burada da iyi gidersem harika olacak benim için. İyi iyi bu. İyi maçlarda başlayıp puan kaybedersen. Ah. Bak Chelsea United'la başladı. Clean sheet başladı. United clean sheet ya. Berabere. Ya yürü git artık ya. Yürü git ya. Ben oynamayalım abi. Tamam oynamayalım. Ya böyle bir saçmalık olamaz clean abi. Sheet. 3 clean sheet yaptı abi. Herkes yeniyor ya. Abi böyle bir şey olamaz ya. Hani daha net bir şey yapamazsın abi. Aha. Oo yenildim. Gitti. Ya yürü git ya. 5'te 5 clean sheet olmadı. 5'te 5 clean sheet. Oha harbiden de. Hadi Avrupa'da bir daha berabere. Çok iyi be 0 puan. Ulan Avrupa'da 0 gidiyorum ya. Aha. Bir dakika. Burada Wolves benim galiba. Ben evet yendim. Sana yenildim. Wolves yendi. Avrupa'da ben çıkamayacağım ben. Avrupa'da 3 maç 1 puan ha. Kalan hepsini kazanmazsa patlıyor. Ulan iyi giderken bir anda Avrupa'dan çıkamayacak konuma geldik ya. 5 attı lan 5 attı. Ben Leicester miyim? Bakmam lazım şeye. Sen Leicester'sın. Abi, Uğur abi Wolves sen ve Leicester'sın. Bakıyorum. Oğlum Arden'de, neye bak- abi neye bakıyorsun zaten Leicester'sın. Abi Allah kitap aşkına matematik diye bir şey var saçma. Zaten bir tek onu olmadın yani bu kadar basit. Belki bir önceki de yanlış baktık o yüzden. Ha bak farklı bir yerden hadi, girdi. Hepsini kazandı hepsini. Aha! Güzel yenildi 7 puanda kaldı. 7 puan çıkamadı. Çıkamadım. Aha Leicester geliyor. Leicester. Leicester, Leicester yapıştı. Aa clean sheet verdin. Abi sen nasıl bir şey? Kupada gitti. Yalnız kötü gitmeye başladı. Chelsea'ye falan. Ya ben iyi başlamıştım. Rezalet gitti. Nazar değdi ya. Seni bir daha yendim. Allah. Ya Onur. İki maçta da yenildin herife ya. Ya sorma ya. İki maç iki clean sheet ya. Hadi hayır bir clean sheet. Bir... Ama ya ben ne yaptım ya ligde? Avrupa'da. Avrupa'da evet. Ligde birinciyim. 6 puan yapmış herif. Adam birinci. Hem de. Abi ikinci olayım burada ya. 20 maç oynamışım. Ne yapıyorsun oğlum? Kupaya niye bakmadan geçtin? Ya bırak kupayı falan abi. Şuna bak ya. Hadi hadi aç kuraya bakalım. Horsens ne oğlum? Horsens gördüm ben orada. Yanlış mı gördüm? Biz, i̇nşallah biz gitmişiz. Nereden sonun altına bak. Biz abi kendini, ya kendini keyfine göre açıyorum. Biz de bakmak istiyorum. Ha doğru dur. Size bakacağız. Dur onu unuttum ben. Önce bir Premier Lig'de sizin ne olduğunuzu tam göstereyim bir. 45'sin sen. Onur abi de 6. olmuş. 35. Onur abinin en iyi olduğu save benim save'im. Onur abi. Kupaları göstereyim. Şampiyonlar Ligi'ne öyle geçelim. Şöyle Karabağ Kupası. Oğlum dursana ne iyi. Tek başımayım. Evet. Evet ben çeyrek finalde elenmişim. Kesin. Chelsea elemiş beni. Güzel. Şampiyonlar Ligi'de ne yaptık? Bir dakika sen neredesin? Ya Arden tam Şampiyonlar Ligi'ne bak ya. Yine kafasına bir takılıyor. Juventus çıkmış bana. Bana Juventus. Ben yokum. Öbür sefer geç. Bak. Real Madrid. Real Madrid. Sana Real Madrid. O da yine. O da ilk. Peki bakayım bir dakika. Gruplara ben. Bakacağım. Uğur abi ikinci çıkmış. İkinci çıkıp kimle eşleşmişti? Juventus. Juventus tamam. Real Madrid nerede? Aa ben yukarı gel. Birinci abi çıkmış. Lider çıkıp Real Madrid. Celtic lider olmuş. Birinci çıkıp 16 puanla çıkıp Real'i mi çekmişim? Evet inanılmaz lan. Bak Celtic'e bak. Kafa yiyeceğim. Allah belamı versin çıldıracağım. Böyle bir şanslık olamaz ya. Ya inanılmaz ya. Vallahi abi, inanılmaz ilerle, ya. İlerle o zaman ben şimdi Avrupa Ligi'nde ilerliyorum. Ya saçma sapan bu arada biz çıkamadık ya. O takımları nasıl yenemedik? Ulan Avrupa Ligi'nde şimdi köy takımlarıyla oynayacağız. Clean sheet rekoru kırıyor herif ya şu an ciddi.
Şimdi ben şunu düşünüyorum. Avrupa'da burada ilerleyemedim. Burada ligi alsam, diğer yerlerden birinde Şampiyonlar Ligi kazansa benim takım, işte o zaman iyi olur. Oğlum şu an her şey farklı. Şu an hiçbir şey hesaplayamazsın. Her şey çünkü çok hesap var. Değil mi? Şu an Arda'nın çok avantajı bence ligden. Çünkü benim grubumda şansı var benim ligimde. Sen de zaten lider. Burada da lider. Herif zaten 500-600 puana gidiyor ligde. Bu kimle eşleşmişti ya? Ama Şampiyonlar Ligi'nde bir şansı eksik. Öyle bir sıkıntısı var. Bu kim ya? Abi Avrupa Ligi'ndeyim işte ben Onur abi. Kimdi ben ya? Bile tanıyamadım. Logodan tanıyamadım yemin ediyorum. Miovene. Bu kim ya? Abi Miovene. Böyle bir şey olamaz ya. Random takım gelmiş abi adama. Ya, abi bunlar beni eleyecek. Ya boş konuşma Ardan ya. Allah'ım yarabbim. Miovene. İki şut iki gol. İki şut iki gol Ardan rakip. Ben altı. Ya ben diyorum bunlar beni eleyecek. Ben bu save'de benim takım Avrupa'da yok. Böyle bir save yani. Hocam ikinci maçı en az ikiye farklı kazanırsın. Bir de son andanmış, yeniliyormuş ha. Evet, abi bir de deplasmanda böyle kalıyorum. Bana iç sahamda döşeyecekler. Bu oyunda hep böyle. Ben Miovene'ye elendim. Ya utanç resmi yani bak. Utanç resmi. Beraber ligde de iki beraberlik aldık. Hadi Miovene. Kesin elendim ya. Miovene. Ulan sizin save'inizde devam ediyorum. Burada mal gibi elenemem ya. En az 3-0 Erden. Oh. Oha net adam bildi. Bir de clean sheet aldın utanmaz anlamaz. Devam et bir tur daha. Bir tur daha devam et sonra bir puan durumu göster bize. Tamam bakalım. İlerleyeceğiz arkadaşlar. Şu PSV. Çok ballısın ya. Bu turda grup lideri geliyor normalde. Herkes grup lideri PSV gelmiş herifi. Herkesi yeniyor ya inanılır gibi değil ya. Evet PSV'yi inşallah eleriz. De Jong, De Jong, De Jong, Luke De Jong, Luke De Jong. Oha çok büyük şans. Adamlar 4 tane şutun 3'ünü gol atmışlar. Bak ben başkasına olduğunu mu söylüyorum Arden? Siz böyle değilsiniz işte. Ben de söylüyorum sana. Ama ben... Sen dalga geçiyorsun. Önce gülüyorum sonra söylüyorum. Adamların 4 şutun 3 gol olmuş ya. Bak az önce de adamların 2 şutun 2 golüydü Arden. Ben mevzu çözdüm kontra atak. Kontra atak yiyor benim takım. Evet çok ileride bence. Değiştirmeyeceğim. Çünkü talimatları hiçbirimiz ellemedik. Hayır. Kazanmak istiyorsan bana bak ben sana yapacağımı yaparsan kazanacaksın. Taktik. Artık son maçın sürekli baskı Ardan. Sürekli baskı. Yani son maçın artık sürekli baskı. Peki şuna ne diyorsun? Olabilir. Derinliği de adileri. Sürekli baskı. Çıkartma. 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 Aynen. Uzun top değil. Uzun top değil. Doğrudan pas. Hızlı oyun kur doğrudan pas ayağa. Aynen. Şimdi gelsinler Arda. Ceza sahasına gitti. Bir de şimdi şey yap. Kadroya gel. Arden. De Bruyne'i biraz ileri çıkar. Biraz ileri gelsin. Aynen. Camı da var çünkü. O kadar değil. Bir tık geri. Bir tık geri. Tamam. Cam yap. Aynen Arden. Bellingham'ı da al lan. Biraz da Bellingham al ileri be. Vallahi al lan. 87 olmuş kral. Aynen. Aha. Şimdi oynat hadi. Hadi el mi yaman bey mi yaman hadi. Yetmedi. Yetmedi. Deniyor. Şut. 7 şutum var. Ya bu gel şimdi gerçekten küfür edeceğim. Sansürlenmeyeceğini biliyorum. O yüzden edemiyorum. Yani ya PSV sen ne alakasın ya? Beni şimdi anlıyor musun koçum? İşte hep benim başıma gelen bunlar işte. Arden 0 pardon özür dilerim 25 puanla bu, Avrupa'yı. Bu hepimizin başına geldi. Bu hep geliyor yani böyle hepimizin başına. Aptal aptal takımlar eliyor. PSV'nin evet. Bir Şampiyonlar Ligi ama bir tane Şampiyonlar Ligi alırsam şu peki, an olur böyle bir avantajımız oldu. Adam bir tanesi 0 çekti Avrupa'da. Evet. Tamam. Buradan ilerlersek ver abicim kim yapıyor? Şimdi şöyle olacak. Ben önce puan durumu ve kupalardaki durumu göstersin. Biz kendi durumumuza bakalım. Hatta şöyle, bunun sonuna kadar gidelim abi. Dümdüz devam et sen Arda. Burası belli olsun bir istiyorsanız. Aynen. Sıra sıra gidelim. Nasıl bir şey olacak. Ama hiçbir şey sunmayacağız. Yok sunsun sunalım, abi. Sunalım, devam edelim. Sonra devam edelim. Sonuçta şans hep devam ediyor ya. Daha kolay olur hem. Kafamızda oturması daha kolay olur. Kaybetti.
şey kazandı. Hadi beraberlik. Çok beraberlik aldım. Ligi de verdik. İç sahada Tottenham. Ligi de verdik. Yok ligi de verdik. Çok güzel be. Çok yaşa Uğur. Çok yaşa abi. Ardan çok kötü gittin ha. Nisan'a abi ben hep iyi başlayıp böyle oluyor bana ya. Beyler büyü attım büyü anlamadınız ya. Arden deplasmanda kaybedersen bittin. Bittin. Ben hep iyi başlayıp kötü oluyorum ya. Oo deplasmanda bittin. İçeride dışarıda yendim. Bu nasıl bir şeydir ya? Vay be. City aldı şampiyonluğu. Ligde bir misin iki misin sence Arden sence? İkiyim. Banko bir. İki mi? Banko bir 8 puan fark yaptı benim görüşüm. Çıkıyorum. Ben hep iyi başlayıp böyle sonlara doğru boku yiyorum. Yani hep böyle hep böyle yani. İkiyim. İki ne? Ben de bunu kullanıyoruz. Averaj işte bu. 89. Bir averaj. Ben neredeyim Erdem baksana. 150 puan kaybetti 150. Ben de buradan neredeyim? Bir dakika bunları yaza yaza gideceğiz arkadaşlar. Bir sakin olun. Ben altıncıyım be altıncı. Puan 89 averaj 41. Bir averaj. Ben üçüncülük yazıyorum kendime. Bir şey söyleyeyim mi? 76. 27. Averaj 27 evet. Bana ligi ikinizden birinin attığı bir gol kaybettirdi. Sen beni 3-0 yendin. 2-0 yensen şeydi. Onur abi seninle bir maçta 2-1 kaldık. 2-1 yendim seni. Orada gol atamasan şampiyondum. Evet Onur hiç puan alamadı. Sadece puan averaj alıyor burada. Evet iğrencim yani. Bir galibiyet alıp dördüncü olsaydı 25 alacaktı. Rahmet olsun. Devam çok, edelim Emre Eskap'a bak. Çok üzüldüm ya averaj da verdik ya. Emre Eskap'ı kupası almışsın. Ama bir yarı finale de bak bizim de durumumuz olabilir. Yok sen burada direkt FA Cup'ı sana yazıyoruz 50 puan. Karabağ'a bak. Aldım Karabağ da bende güzel. Vay arkadaş yarı finale bak. Yokuz. Yok. Vay, bu ne lan? Vay 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 vay. Şampiyonlar Ligi. Finale çıkmışım. Finale çıktım. Aman keşke alsaydım ya. Alsaydım keşke. Oha. Şampiyonlar Ligi final puanı aldı. Ben şu an Arden'den şeyden daha öndeyim. Yani kendi save'inde. Ale. Arden biz ne durumdayız? Ben var mıyım? Bakalım. Sen Real Madrid'i elemişsin. Helal. City'ye elenmişsin. City'ye o City finale gitmiş. Çeyrek final almışsın. Çeyrek final. Uğur abi de Juventus'u elemiş. Barcelona'yı elemiş. Marsilya gelmiş yarı finalde. E tamam da bir zahmet Arden yani Allah Allah ağladığı şeye bak. Ya. Bence neyse. Neyse. Bence ne bencesi lan? Paris Saint-Germain gelmiş gruptan lider çıkmışım. Pardon. Ne gelmişti? Bir daha göster. Son 16'da. Sana Juventus. Juventus gelmiş. Çeyrekte ne gelmiş? Bir daha göster. Barcelona. Juventus Barcelona mı beğenmiyorsun Arda? Ama Marsilya da var. Gelselermiş ben ne yapayım o kadar? Allah Allah ya. Ya sen bir şey yapamazsın benim, zaten. Sen Benfica, Porto, Ajax, Celtic yenerek, Dinamo Zagreb yenerek şampiyonlar alıp kutlamaya çıkıyordun ama. Devam edelim. Evet. Şu an çok önemli. Şu an krallıklara kaldı. Aa evet krallıklara bakacağız şimdi. 28 gol atmış Kane. Vay Kane'e bak. Krallık gol kralı. Sonda 20 atmış. Çüş. Onur abinin Neymar'ı var 18 atmış. Güzel. 6. Asit'e bakalım. Kane. Aa senin sana. Bölüşmüşüz. Bölüşmüşüz 10-10. Puan almış benden gelip. Aynen sen oradan o puan almış. Kane 10. Kendime de yazıyorum. Helal lan sala. Ulan ya. Aa! Bir maç. Ne diyorsun oğlum? Ha evet sen ortaksın. Ya bir maç da Arden. Ortak değilim yokum. Hiç puan alacaktın. Hiç puan alamıyorum. Şampiyonlar Ligi'ne bak. Uğur kesin Şampiyonlar Ligi'de bir şeyleri var. Final oynadı ya. Ajax. Ayak samdan. Bak buradan aha, puan alıyor. Buradan. Konuşuyor da burada girmese double triple bilmem ne oluyor. Oğlum sen yedek orta sahasın kafayı mı yedin ya? 8 maçta bir de. Abi resmen şanssızlık ya. Rekor kıracaktı ya. Aman yine de 20 puan. 20 puan 20 puandır.
Neymar'a bak, benim Neymar fena değil. Yani burada diyecek bir şey yok. Biz şampiyon, benim sevdi. Şimdi ben şunu merak ediyorum. Verime bakacağım şimdi, kendi verime bakacağım. Benim sevde ben rezalet şey Avrupa'da rezalet oldum. Ligde iyiydim. Bakalım sizin save'lerde Avrupa'da ne kadar ilerleyecek benim takım, bunu merak ediyorum. Arkadaşlar şimdi herkesin kendi save'indeki verim sayılacak kadro merkezindeki kısımda, yani verim krallığında. Benim Harry Kane iyi yaptı. İyi. 52 yaptı, helal olsun. Vallahi helal olsun. Bir de adamı birinci turda seçti falan dedik, demek Kane'i de küçümsüyoruz biz. Evet, Kane'i hiç almıyorduk işte, bugün denedik, iyi oldu. Çok az alınıyordu. De Bruyne de iyi oynamış. Helal olsun. Benim takım fena değildi. Sadece Avrupa'da hiçbir şey yapamamalarına üzüldüm. Yapacak bir şey yok. Şimdi kendi takımımı başka save'lerde izleme zamanı benim için. Arkadaşlar ben VAR'ı hesapladım şu anda. Siz görsel olarak da görüyorsunuz. Arden'in simülasyonunda Arden 387 puan aldı. Verimi de dahil buna. Muazzam bir verim bu arada. 52 puan. Tebrik ediyoruz. En son simülasyonda da en fazla verimi vereceğiz. 25 puan bonusu. Orada ekleyeceğiz. Yani Arden 52 ile en çok yapmış olursa orada bir 25 puan alacak. Ben 533 puan aldım. Şampiyonlar Ligi finali 300 olduğu için. Burada ciddi fark yarattım. Ben burada Arden'in de ligi kazanacağını düşünüyordum. Yani oradan bir 150 puan kaybetti bir averajla. İnanılmaz bir şey oldu. Evet ya. Onur da 187 puan aldı. Ligde aldığı puan averaj artı Şampiyonlar Ligi'den 100 puan aldı Onur. 187 puanı var. Durumlar böyle. Şimdi istiyorsanız Onur'un simülasyonuna geçelim. Ben de bitirelim. Onur'da sıra. Onur'da sıra. Evet. Kadromu görüyorsunuz. Yeni kadrom. Heyecanlı bir kadro. Ofis. Takvim. Burada ben birinciydim değil mi? Pardon, ben evet, şampiyon. Sen burada da birincisin. Senin en önemli şeyin bu şu an. Şampiyon olursan şansın artar. Ben seri burada Wolves'um o zaman. İlk maçımızı kazandık. Deplasman kupa. 2-2. Deplasman kupa. İç sağ kupa. Güzel. Doğru. İç sağ. Beleşten salaktan 6 gol attın. Hadi iyisin yine. Güzel. Hadi koçlarım. Allah bence iyi gidiyorsun. Bence iyisin. Kupada yürüyor ha. Fena değil. Gidiyor kupada. Abi şu Aston Villa ile berabere kalmak nedir ya? Ama o da Aston Villa koskoca yani. Öyle düşün. Tarih şampiyonluğu var lan. Nasıl konuşsun Aston Villa'yı? Yapma. Burada Wolverhampton Arden. Aha. Arden. Onur abi, hadi lidere olur. Bir şey yapma. Lidere dokunmadan Arden geç. Arden neredesin? Yeni Arden yendi yine ya. Ya bende şey kafa karışıklığı oluyor bu arada. Mağlubiyeti görünce. Ben yine seviyeye mi elendim? Evet. Aa, hatırlamıyorum. Seviye evet, miydi? Evet evet. Seviyeye elenmiştim değil mi? Ama evet. Seviye iyi. Bu turda iyi kura abi. İnşallah öyledir abi, bakalım. Bana zor gelmiş. Burada Real Madrid. Bana burada Paris gelmişti. Yanlış mı hatırlıyorum ben? Bakayım abi. Bir bence... Yedeklerde iyi bir oyuncu var mı? İyi bir oyuncu mesela. Böyle hani bunu niye oynatmadığımız dedim. 82-82-83-82-85 olmuş Tomlara ve eksi 5'i var onun oynamıyor diye. Tamam. Evet. Hadi bakalım. 2-1. Güzel. Deplasmanı kazandık. Bunlar kesin beni yenecekler ya. Kesin. Reyna. Reyna'ya bak. Kenardan girdi. Gol attı. Çaka. Size bir şey diyeyim mi? Bence bu üçlü revitlerde insana en çok sinir veren, insanın canını sıkan şey ne biliyor musunuz? Böyle iyi rakip gelip, hani ballı olup, ondan sonra o iyi rakibin sana çakması. En sinir bozucu şey. Ya hem çünkü aha, seviniyorsun, Leicester. Herkes ballısın diyor ama sonra o rakip sana çakıyor ya. Leicester! Leicester ulan kim? Ben geçtim, ben Uğur geçti diyeceksin. Uğur geçti diyeceksin. Evet. Kendi sahamızda oynuyoruz. Geçenlerde bunları elenmiştim. Aynı hatayı bir daha yapmayacağım. Taktik. Oğlum iyi gidiyorsun. Ne taktiği? Ne yapıyorsun sen? Nerede o şey? Hastaya bak, kazandı, taktiği değiştiriyor. Bak gittin sen. Hayır. Değiştirmedim zaten de. Şey nerede? Kontratak vardı. Nerede o? Abi kontratak nereden yapılıyordu ya? Doğrudan pas yerine olabilir. Hiçbirini bulamadım ama neyse, çıkayım. Çıkınca hepsi düzeliyor değil mi? Evet. Yok. Yok. Dengeli, doğrudan pas. Bunu da dengeli yap bence. Hızlı oyun kurma abi, kontra atan şeyi ya. Dengeli yerine hızlı oyun kurma yapacaksın. Ya ilk maçı kazanmışsın. Neyin şovundasın ya? Bu nedir abi? Abi ilk maçı kazandım. Skor bende. Üzerime gelecekler. Kontra atan çıkacağım. Ama neyse, önemli değil. Güzel.
Yalnız geçtim. Burada hayatımdan bir dakika gitti. Hayatımda bir dakika borçlusun bana. Hayır burada geçtim. Çok çok zor takım. Çok zor takım Sevilla. Evet. Devam et, devam et. Burada Onur abi sen o taktiği değiştirmediğin için şöyle. Abi bir dakika, skor bizi göstermedin. Aa özür dilerim, bakalım. Ama bir gün daha gitmem lazım. Bir dakika. Bence diğer bir tura gittiğinde göster. Bakalım. Burada Leicester City Paris'e dedim. Atletico Madrid'le eşleştik arkadaşlar. O maça doğru ilerliyoruz. Bu arada ilginç bir şeyler oluyor. Onu da birazdan söyleyeceğim. Uğur az önce siz de gördünüz ligdeki durumu. Aslında çok çok takımı yeniyorum. Yani ilginç bir şekilde ama. Evet şimdi inşallah Leicester'la Wolverhampton birbiriyle eşleşmiştir arkadaşlar. Şöyle bir geliyoruz. Evet ha senin için en iyisi oluyor doğru. Puan durumu. Olmuyor ki bir tane rakibi 100 puan alacak. Ben istemem onu. Wolverhampton Ajax. Leicester Juventus. Ajax ilk maçta berabere kalmış deplasmanda Arda'nın. Ya benim takım niye Avrupa yapamıyor ya? Evet. Hadi gidelim maçı. Ulan Ajax da eşleşmiş. Nasıl bir bal ya? Hadi. Evet kötü. Hoş olmadı. Ya çok iyi. Ama geçtin ilk tura ha. Yine iyisin ha. Yok o son 16'da ileniyorum bilmem ne. Allah'ım yarabbim ya inanılmaz. Evet takvim. İkinci maçımız. Onur abi biraz tat kaçırdı orada yenilmen ya. Şimdi Atletico'cum kusura bakma da biz de boş takım değiliz. Sürekli baskı. Bence bunlar hiçbir şeyi etkilemiyor. Bunu yaptığın zaman bence etkiliyor da bir kere bu risk alıyorsun sana saplayıp geçiyor adam. Ben bunları yapıp da kazandığını görmedim. O zaman sert kontrolden sonra pres. Bak ayağından kaptırıyor sert hemen yani. Pres. Aynen. Onur abi sen... Neyse. Çok seviyor bu işleri ya. Tam mavracı ya. Ya böyle bir şey olamaz ya. Ya aa 77'de yemiş. Yemese uzatma gidecek. Ya ulan ilk maçta da gittik. Demek ki senin takım sert sevmiyor abi yapacak bir şey yok. İlerleyince yani. Dur. Öyle sert mert serte gelemez bu. Atletico abi, çok şey yeniyoruz ya. Yani hep böyle bir Ajax Wolverhampton maçı belli değil. Leicester elenmiş Juventus'a. Ben elendim. Aa hadi ben elendim. Haydi oğlum bastırın. 100 puan aldım. Haydi oğlum işte şimdi şansımız var. Siz de burada finale gidin eşitlensin önceki save'le. Hadi koçlarım bari şunları alın be. Aa ne yapıyorum acaba şu anda? Ya bir ne abicim ya? Ya bu takım salak ya. Hadi Allah belanızı versin. Hadi final oğlum. Maçı benle. Son maç benle. Hadi oğlum. Fikstür kötü ya. Şimdi yenecek abi. Yenecek beni. Hadi. Berabere kaldık. Neyse o da bir şeydir. Bari kaçışık yapsaydık lan. Hadi oradan geldik. Hadi. Şöyle bir çıkış yapıyoruz. Biz de kovulmak üzereyiz. Merkez. Yazılıyor değil mi arkadaşlar? Puan durumu. 6. olabilmişiz. Yani gerçekten 67-67. Wolverhampton. Ben neredeyim lan? Yokum ben. Listede yokum ben. Göremiyorum kendimi. O 9.sun. Dur yazıyorum. Bu biraz karışık burası. 6. olduğun için zaten şey gerek yok. Puan averaj yazacağım sadece. Benim 67-17 bana. Leicester City'den Uğur'a 60-10. Şaka mı ya bu? Arden'e 87-39 bir de şampiyonluk. Arden bu arada az önce aynı puanla mı kaybetmiştin sen şampiyonluğu? 89'da kaybettim. Evet şimdi ama aynı puan aldım. Değil mi? Burada da aynı puan aldım. Arden bu arada muazzam puan aldı. 250 alacak buradan. Yani benim aslında şeyi telafi etti o şampiyonluğu. Şu anda telafi edildi evet. 87 kaçta verajın Arden'ciğim? 39. Benim 60-10 muydu? 60-10 senin. 2 golle şampiyon olmuşum ha. Orada nasıl bak orada aynı puanla kaybettin. Burada aynı puanla kazandın. Hayat işte ya bu inanılmaz bir şey ya. Evet. Emirates kupasına bakalım. Kimse yok. Var mıyız? Aa ikimiz varız. Aa varsın. Ben varım. Bekleyin yazayım. Alıyorsun. Ben de varım Onur abi. Hemen geçme şunu bir bakalım bir. Nasıl sen de varsın ya? Sen varsın. Aa o da var. Aa evet. O da var. Evet. Bu ne ya? Puanımı yiyecektin Onur abi. Aa Arden de var. Yalnız ikinizin de burada elenip ikinizin de çıkamaması. Var ya ikimiz çıkacakmışız ha. Final fena alacakmış. Evet çok acayip olurdu. Karabağ kupasına bakıyorum. Wolverhampton finalde kaybetmiş. 25 alıyor. Leicester falan var mı? Yokuz. Neyse tek puanı. Onur abi senin save'inde ben coştum ya. Senin bir ben Almanya'da yaşayacağım. Senin oradan yapacağım rebitleri artık. Senin bilgisayar bana uğurlu geldi. Tamam okey devam edelim. Şampiyonlar Ligi. Ah be yarı yokuz. Yarı final. Olur. Beni eleyen Atletico Madrid elemiş bu arada. Atletico Madrid beni eleyip kupayı almış bu arada. Ve hiç çok olan da bir şey değil yani ha. Bana bak çeyrek finalim değil mi ben?
Sen Juventus tabii. Juventus. Sen de Juventus'u elemiştin değil mi benim save'de? Evet. Evet. Ulan nasıl gidemedik, Allah kahretsin ya. Benim bak, benim tek bir şansım var. Uğur'un simülasyonunda şampiyonlar ligini almak. Evet, şu an krallıklara geldik. Evet. Office. Vinicius. Wolverhampton. 27 gol. İnanılmaz yes be. Bakıyorum bir saniye. Burada biraz yavaşlayın beyler. Bu kadar da hızlı değilim. Vinicius Junior. Everton'dan Mbappe 20 atmış bu arada. Okey. Asist krallığı Wolverhampton 1 asistle kaçırıyor. De Bruyne. Ben de 2 asistle kaçırmışım. Gol yenmeyen maç arasında Ortega. Ortega'ya bak. City'nin kalesini almıştık. Ortega. İnanılmaz bir olay. Oha lan. Hani senin verimine bakıyor şu an. Senin verimin kaldı sadece. Courtois Leicester City'den. Şampiyonlar Ligi'ne bakmayacak mısın? Aa, güzel. Belki bir şey çıkar benden, hadi. Doğru. Ben de varım lan. Ben de 2 maç eksik oynuyordu. Gol krallığı Lewandowski. Arden 10 puan. Puan evet, aldım. 10 puan aldı. Bakalım Kane mi? Bir saniye. Bir saniye. Evet, ben söylüyorum. Kane 10 puan. Kane mi bu da? 20 mi? 10 puan. Kane 10 puan abi. Bu gol, bu asist değil bu. Okey. Asiste girdiğimiz zaman Leicester City Salah bir asiste kaçırıyor. Ya. Abi ya. Gol yenmeyen maça baktığımız zaman da burada hiçbirimiz yokuz. Yokuz. Ne kadar çok gol yenmiş ya, gol yenmeyen maça bak. Şuna bak, 2-2 evet. Orada duruyoruz. Courtois, Alisson falan. Evet. Kadro merkezi. Şöyle bir takımımıza bakalım. 89 bilmem ne. Yani şu takım gerçekten ilginç ya. Evet. İstatistikler. Sadece 40 gole katkıda bulunabilmiş Mbappecik. Goreska Mbappecik. 15 gol atmış orta sahadan, hem de şey oynamasına. Oha. Ve hiç asist yapmamış ha, çok ilginç. Mbappe 40 diyorum. Goretzka'nın 0 asist olması çok ilginçime gitti. 15 tane golü nasıl atmış lan? 15 tane. Ya 15 gol atıp hiç asist yapmamış bir de. Babaya bak ya. Yapmamış. Bencil demek ki. Arkadaşlar, Onur'un simülasyonunu şu an hesapladım. Onur 224 puan aldı kendi verimiyle birlikte. Şampiyonlar çeyrek finalinden 100 puan. İkimizin hemen hemen aynı. Benim de şampiyonlar çeyrek finalinden 100 puan var. Onur da ben de ligde sadece puan averaj aldık. Onur bir de üstüne verim aldı. 224 puan Onur'um var. Benim 180 puanım var. Arden'in ise 631 puanı var. Muazzam bir... Yani Onur Arden'e muhtemelen çok çok ciddi bir liderlik hediye etti şu anda. Benim save'im öncesinde ara toplamı söylüyorum. Arden 1017 puana ulaştı. Ben 713 puandayım. Onur da 411 puanda. Vay be. Yani benim save'im birçok şeyi belirleyecek. Arada yani hepimiz üçümüzden arasında hemen hemen 300 puan var. Yani 304, 302 falan öyle farklarla devam ediyor. Ya benim save'im şu an inanılmaz önemli. Senin save'inde mesela Onur abi Şampiyonlar Ligi'ni falan kazanıp çok iyi olursa kadrosu. Şu an dalga geçiyor seninle. Geçmiyordum yani. Ama sonradan. Şöyle bir bakıyorum fikstüre. Birbirimizle maçımız burada yok. Leipzig'e kadar uzuyorum. Kazandım, güzel. Güzel. Şimdi biz burada ben Leicester'ım, Onur abi Wolves değil mi? Ya ne Chelsea'si ya. Evet, güzel. Evet, iyi gidiyor. Güzel, clean sheet falan. Çok iyi, hadi. Çok, çok iyi ya, çok iyi gidiyor. Ya ne beraberliği abicim, yapma bir de iki gün önce ya. Bir beraberlik, bir yenilgi aldık. Gereksiz oldu. Ama onun dışında kupada ilerliyoruz. Ligde de çok kötü bir puan değil yani. İki kayıp acayip değil. En azından maç kazandık. Ondan önce şöyle bir Leipzig maçına bir bakalım. Yani oyuncular iyi durumda gözüküyor. Herkesin artısı martısı yerinde. Haydi bakalım. 2-1 çok güzel, çok güzel. Haaland Salah attı, bir tane Sobukla yaptı. Sonradan giren adamdan yedik. Ama 2-1 garanti bir skor değil bildiğiniz evet, gibi. Evet. Bir de deplasman. Deplasmanda normal. Rahat alır. Kupa. Burada Leicester kimdi? Kimdi, sen miydin? Evet. Burada Arden'le oynayacağız. Onur abi şimdi iyi izle. Ya Allah, kafayı yiyeceğim. Kafayı yiyeceğim ya. Neyse, kupada devam ediyoruz. Olur, burada bizim ilk maçları gösterir misin Şampiyonlar Ligi'nde? Tamam. Evet. Ben şey yapayım, direkt gösterelim bence, öyle yapalım. Tamam. Öyle yap, dur. Fark etmez. Burada ilk maçlarımızda Leicester City çıkmış. Arden çıkmış tabii, Rangers'da oynadığı için. Paşa. Sen de çıkmışsın. Sen de Bayern Münih'i elemişsin. Oha. Onur abi. Güzel. Bir şey diyeyim mi? Kendini oynasan hayatta yapamazsın ha. İmkanı yok. Geçemem. Haydi. 3-0. 3-0. 3-0. Kesin birimiz eşleşeceğiz bak. Ediyoruz. Kesin birimiz birimizle eşleşecek. Bakalım. Evet ya, öyle bir şey olsun da. Son 16. İlerle diyorum.
İnşallah birbirimizle eşleşiriz. Ofis diyorum, takvim diyorum ve ya ben abi Real Madrid çıktı. Onur ya, abi biz seninle eşleştik. Kesin. Biz seninle eşleştik. Kesin. Real Madrid günü bakacağım. Bir gidelim. Biz Onur abiyle eşleştik. 5 attık. Güzel. %100 ya. 4 attık. Golde sıkıntı yok ama Arden'e yenildim. O sıkıntı. Şöyle bir giriyorum. Everton Real Madrid. Seviye çıkmış adam. Aklımı yitireceğim ya artık. Herif Rangers'a geliyor. Seviye çıkıyor ya. Ya böyle bir şey olamaz. Bu da Bayern Münih geliyor. City geliyor abi. Gerçekten muazzam ya. Böyle bir adam olamaz abi. Çok haklı. Fıçıda yatıyor herif ya. Çok haklı. Fıçıda yatıyor abi adam. Ya inanılır gibi değil ya. Real Madrid, Manchester City, Sevilla abi. Bak diğer takımlar bak. Juventus, Barcelona. Bunlar City. Bile zor. Yani bak kura sayısına bak bak. Kura sayısı. Yani 1, 2, 3, 4, 5 tane takım var. 4 zor bir kolay var. Ve adama kolay geliyor bunların arasından. Ben de gelebilirim. 5 zor hatta. Ben de gelebilirdim. Ya biz de gelebiliriz. Bizden hariç söylüyorum. Yani şu 5 arasında... 6 taneden bir tane var. 6 taneden bir tane var. Gerçekten inanılmaz ya. Çok 7 şanslı. Taneden bir tane var ya. Biz de daha güçlüyüz ki. Biz güçlü takımız sonuçta. Doğru. Doğru. İnanılmaz ya. İnanılmaz bir adam ya. Gel Rangers'ın üstüne çekiyor. Rangers. Grupta averaj takımı olacak takımı. Sonun altta eriyor. Çeyrek falan çıkıyor. Abi aklımı bitireceğim ya. Ben de Real Madrid'le oynuyorum. Herifler çakıp olacak. 3 tane atacak şimdi bana. Yok evet. Kötü kadrosu var Enes'in. Sağ beki falan çok kötü. 2-0. Guardiola attı. Ne alaka lan? Çok iyi. Hakimi Guardiola. Çok iyi bir clean sheet aldık. 1-0 olsaydı tehlikeli olabilirdi ama 2-0. 1-0 olsun bizim olsun. 1-0 olsun bizim. 2-0 bir de iç sahada yendi. O da güzel. Şu Nottingham Forest başımıza bela açmasın. Bak çarşamba maç olduğu için bizimkiler belli oldu. Salı değil bu çarşamba. Bizim ya ulan ne anlatıyorsun ya? Yenildi mi? Ha yenilmiş. Hiç bakmadın. Çarşamba olsaydı biz salı olsaydı. Aklımı oynatacağım ya. Hayır. Bizim geçmediğimiz belli olmadan. Adam orada sinirlenirken sen şey anlatıyorsun ya. Bır bır konuşuyor. 15 dakikadır konuşuyor herif ya. Bizim geçmediğimiz belli oldu. Rahat geçer. 2-0'da bu dene. Geçti. Oğlum herifler bak eşitlemiş ha. 55'te eşitlenmiş şey tur. Harbi ha 55'te şeymiş. Kante gol atmış ya. Ayaksız Kante gol atmış. O da inanılmaz ya. 6 tane atmış paşam. 6 tane bir de clean sheet almış. Ben elenmişim. Ben elenmişim. Sen elenmişsin. Normal abi ya. Benim de Real Madrid'de elenmem ihtimalim vardı. Ya, adam durup duruyor yarı final yaptı şu an. O zaman yarı finalde Uğur abiyle eşleşeceğim. Ya eşleşmedim. Bana Barcelona çıktı. Arden Allah bilir ne çıktı. Arden Allah bilir ne çıktı. Bir şey diyeceğim. İnşallah ikimiz de geçeriz de finalde Uğur abi. Bir şey ya. Lige bak ya. Sus bir şey falan demeyin bana. Bir şey hiçbir şey demeyin. Rahat geçer. Belli abi. Yalnız var ya deplasmanda Barcelona daha fazla şut çekmiş. Bu tehlikeli bu tur. Aynen Onur. Bu tur tehlikeli. Nasıl tehlikeli ya? İç sahada kazanmış. Deplasmanda da içinden geçer. Tamam da adamlar deplasmanda 5 şut çekmiş. Tehlikeli yani. Harbiden hemen küçümsüyorsun Uğur'un rakiplerine. Hayır küçümsemek değil ya. İyi bir şey söylüyorum. Geçer diyorum. Ne dedim ben? Ben biliyorum abi tehlikeli dedim. Lewandowski attı. Hat-trick yapmış. Hat-trick yapmış bir de. Ne zaten Arda'nın kazanacak şeyi. Şampiyonlar finalini de alır. City'yi elemiş. City'yi eledim. City'yi eledim ama. Final oynayacaktık şimdi ya. ikinizin maçı var ligde. Clean sheet. İyi şampiyon oldu yalnız. Şampiyonluğu aldı. Ha oldu. 6 maç üst üste puan kaybetti şampiyon oldu diyor ya. İkinciyim. 3 puanla. Şampiyon da sensin bu arada. Yok şampiyon şey, benim. Adama yenildim lan ben. Yensem şampiyonum ben. Berabere kalsam şampiyonum. Berabere kalsam adamla şampiyonum ya. Şeyde Onur abiyi yensen de şampiyonsun değil mi? Yok. Öyle mi? Evet. Yani hayır. Olacak iş değil ya. Yani. İnanılmaz bir şey ya. Allah inanılmaz bir şey. Senle 0-0 kaldım son maç. Yine. Onu da yensem yine şampiyonum. 81 puan olacağım. Averajım da daha iyi. Yok 82-81 olmuyorsun. Bunu yazın. Onur Arden bunları yaz. Evet. Evet arkadaşlar gördüğünüz gibi Arden'le berabere kalmak bana çok pahalıya patladı. Yani o 0-0 yerine 1-0 kazansam zaten averajım da daha iyi. 81-81 olacağız ve ben alacaktım burada averajla. Yani City averajla geçmişim ama şampiyonluğu Arden'e ben 2 maçta 4 puan vererek Arden'e verdim. Onur burada
Onur sen beni yendin mi hiç? Ben kimseyi yenemedim ya. Berabere benim kaldınız. Beraberlik etkilemez ama şey yani seninle aramızda oynadığımız maçlar burada ciddi fark yarattı. Sen 82 puan ben 79 puanla kaldım. FA Cup'a bakıyorum. FA Cup bende. Yarı finalde kimse yok. FA Cup'ı almışız. Karabağ'da yoktum zaten. Steve Chelsea oynamış. Bu, bir alakası takımlar. 29. Şampiyonlar Ligi'nde yenilmiş finalde. Yenilmişsin finalde. Ya ulan Barcelona resmen bana taş koydun ya. Abi inanılmaz bak bir ligde averajla bir maçla gittim. Burada da bir maçla gittim. Yani burada hakikaten Arden'i geçebileceğim maçlar vardı. Burada şey çok güzel olurdu ya. İkiniz final final. Ben final onu istiyordum ya. Ya bana bir 300 puan getirdi benim şey almam. Şampiyonlar Ligi'ni almam. Ben finali çok istiyorum. Burada diğer başka ya bakacak bir şey yok. Krallıklara bir bakalım. Bakıyorum. Premier Lig'de Messi gol kralı olmuş. Goat. Oğlum herif Messi'den gol kralı alıyor ya. İnanılmaz ya. Ama Goat. Ama Goat kardeşim. İngiltere'ye gelir de yapamaz diyenlere inat. 35 yaşında 27 tane atmış. Asist krallığında Salah Mbappe var. Onur'la bana. Onar puan geliyor. Sonunda 9 asist yapmış bu arada. Barea 7 tane yapmış. Barea bende yedekti. Demek yedekliymiş. Bir yanını gördük. Evet. Yani Valverde ile bölüştürmenin hatası burada belki de. Bak Valverde ortada yok. Alakası yok yani orta şeyle. Burada De Gea olmuş. Ederson, Courtois falan burada gözüküyor. Şampiyonlar Ligi'ne bakalım hızlıca. Şampiyonlar Ligi'de kaleci kralı bende. Çok iyi. 4 maçla Ardenler'de 2 varmış. Mignole. Ne diyorsun lan? Mignole 2 maç oynamış. 2 clean sheet. Ederson 11 maç 2 clean sheet. Bölmüş Mignole. Ne alaka abi? Oha Allah. Sakatlanmıştı belki. Asist krallığına ortağım Bernardo Silva ile Papu Gomez'e. Gol krallığında da Lewandowski. Bir de bana hat-trick yaptı bu. Aynen. Anlattı. Aynen. Hat-trick yap. Ben finale çıksam sen gol kralı çıkarıyormuşsun tek başına. Salah 6 golü var. Abi inanılmaz bir şey ya. Ya sizdeki Neymar, sizdeki Neymar çok iyi oynamış. Her yerde bir şey var Neymar'ın. Enteresan evet. 6 tane şeyi var. Golü var burada da. Hemen bir topluca şeyime bakacağım, verimime bakacağım. Şöyle bir sıralıyorum. Evet, Salah en verimli oyuncum. Haaland geride kaldı. Haaland'ın böyle problemi var. Ben zaten toplam verimde Haaland'dan bir şey beklemiyorum. Çünkü asist yapamıyor abi. Asist yapamıyor hiçbir şekilde. Baksana Premier League'de 2 asist yapmış, Şampiyonlar Ligi'de 2 asist yapmış. Buradan Salah'tan 42 verim alıyorum. İstiyorsanız bir hesaplı VAR'a gidelim. Topluca konuşalım. Evet arkadaşlar, benim simülasyonumun puanlarını da hesapladık. Burada Onur'un aldığı puan 193, Şampiyonlar Ligi çeyrek finali 100 aldı. Lig ortak asist kralı oldu 7 puan. Bir de lig puanları var. Herhangi bir puada yine ilerleyemedi. Buna geleceğim, bu konuşulması gereken bir şey. Hatta konuşalım istiyorsan. Yani toplam puanın 604 abi. 3 simülasyonda 604 puan aldım. Bunu neye bağlıyorsun? Sonuçta hani bir kere şanslı olsun, iki kere olsun ama üç kere de şanslı olunmaz bence, değil mi? Abdesti yanlış aldım galiba. Acaba benim sana sorduğum soru abdesti bozmuş olabilir mi? Olabilir evet. Bilerek sordu. Ardan Karabüyü attı. Bilerek yaptı. Ama beni oralara sokup, o soruları sokup abdestimi bozdu. Şöyle şaka maka bir şey demek istiyorum. Rezalet bir performans olduğunu düşünüyorum. Birinci seçip böyle bir şey nasıl olabilir ya? Ya abi bari ikinci olsaydın ya. Uğur abi geçseydin ya. Bak bana hep şey oluyor. Birinci oluyorum, bana o kadar... Uğur abi geç abi bari de bir kere Revit'le de birinci olduğumda 3 puan fark şey yapayım ya. Diyeceğim demiyorum kaç Revit'tir. Bir kere de geç ya, bir faydan dokunsun abi. Ne olur ya. Ya bir de gerçekten 1, 4, 7, 10, 13 falan seçtin abi. Yani gerçekten olman lazım. Abi sağ kanadında 81'lik adam oynuyor ya. Sınırsız Revit'te. Gerçekten nasıl abi? Bak ben dalga geçmek için demiyorum. Vallahi anlamıyorum. Yani bütün, o Arden şimdi bütün şanssızlık teorisini elinden aldığımı düşünüyorum. Ne diyorsun? Bence de öyle. Yani kendi save'inde şanssızdı diyelim. Benim save'de de şanssızdı diyelim. Sende de mi şanssız olacak? Bak bir de şey. Bak şu an kendi simülasyonumun puanlarına bakıyorum. Nerede bu? Şampiyonlar Ligi'nde çıkmış. İlk turu geçmiş. Çeyrek final yapmış. Kendi simülasyonunda bakıyorum. Çeyrek final yapmış. Yine ilk turda elenmemiş. Seninkine bakıyorum.
Seninkine bakıyorum. Seninkide de geçmiş. Yani ben ilk turda eğleniyorum. İlk turda eğleniyorum turup tamam boşa çıktı. Üç kere ilk turu geçti. İlk turu geçti ne oldu sormak isterim. Konuşmak istemiyorum. Ben son bir şey söyleyeceğim. Sormadı bir şey. Şöyle bir düşüncem var benim. Bence bu rebuild biraz daha ölçü değildi. Neden ölçü değildi? Rezalet kurdu takımını ya. Keşke iyi kursaydı da gerçekten görebilseydik. Ya boş konuşma ya. Ne rezaleti? Sağ çıkar çanki önce rezalet ya. Salak mısın sen? Mbappe var, Neymar var, Boreskalar var, Diaz. Ne rezaleti biliyor musun? Rezaleti söyleyeyim mi sana? Ya sağ çığına iyi oyuncu alman lazım diye okeyim. Ama rezalet takıma katılmam yani. Ne rezalet takımı ya? Takım yok. Kesinlikle yok. Abartıyor. Ama taktiğin yanlış. Ben bir kere seni taktik gördüm. Allah aşkına oralar kayıtlıysa Mert'e rica edeyim koysun. Ya geçen bölüm Arda'nın herkes yendiği yalvardım ben başta dizilmiş yap dedim. Yani bir tane OF bir tane Santifor kullanacaksın. 4-2-3-1 dar koyuyorsun. 2 MO'yu kanat yapıyorsun. Santifor'un bir adım öteye taşıyorsun. O camını OF yapıyorsun. Şey demeye çalışıyor. CM yapıyorsun. Yani burada sen 6 tane oyuncu yerinden oynatıyorsun. Nasıl bu taktik? Arda'nın geçen sene namalip bitirdiği taktik buydu ya. Ama ben mesela SF falan şey yapmıyordum anladın mı? Öne atmak falan yoktu. Ha santrforu öne atan ilk defa görüyorum. Ben hiç yapmadım bugüne kadar hiç. O ya şöyle de bir şey var. Video başından söyledim. Mesela Kulusevski tutsa diyecektik ki ulan inanılmaz bak oradan aldı şey falan diyecektik. O da var yani. Ama abi bir kere şansım bir tane yapsak tutsaydı. Ama üçünde de tutmamış ki. Evet, üçünde de bir de ligde de hep 6. falan oldun. Evet, burada bir başka konuşulması gereken konu da Arda'nın net üstünlüğü. Tebrik ediyorum Arda'nı. 1774 toplam puanı var. Benim rebuild'imde Arda'nın puanı 757. Şampiyonlar Ligi finali var, şampiyonluğu var. 757 almış. Bende ikisinde de daha geride olmama rağmen 623 alıyorum ben. Benim Avrupa kaleci kralım var, ortak asist kralım var, ligde asist, ortak asist kralım var. Kupa almışım. Ama yine de istediğim seviyede puan çıkmadı. Arda'ya burada bir ikincilik lig şeyi kaybetti. 300 puan fark etti. Yani o bir maç 300 puan fark etti. Arda'ya 150 gitti. Benden 150 aldı. Bir de üstüne Şampiyonlar Ligi'nde finale kalamamam 200 puanımı götürdü. Yani ben aslında bu iki Barcelona maçı artı Arda'nın oynadığım herhangi bir maçın skoruyla dağıldım. 400 puan var hemen. Aranızda kaç puan fark var? 436. Yani mesela sen benim mesela simülasyonda 9. mü ne oldun değil mi ligde? Öyle bir şey oldun. Evet. Evet, evet. O da mesela işte ikinci falan olsan bayağı puan gelecek, oradan da gelecek bayağı. Hadi bir şanssızlık olur yani, o yapacak bir şey yok. Arden de mesela Avrupa'da elendi yani. Puan alamadı bir Avrupa'dan. Ya da ama senin simülasyonunda sen çıkıp Arden'i finalde yenseydin ya da. Abi her türlü oluyordu. Ben çıkıp Şampiyonlar Ligi'ni kazansaydım 300 puan alıyordum. Arden'le sıralamamız değişse yine 300 puan alıyordum. Yani çok ciddi puanlar oynadı. Ama sonuçta oynadı. Arden sonuçta öyle böyle 2 tane şampiyonluk almış. Aynen, tebrikler. 2 tane şampiyonluk var, yanlış mıyım? Yok, bir tane ikincilik var. 2 tane şampiyonluk. Sen de şampiyon mu oldu? Sen de şampiyon oldu. Evet, şampiyon oldu aynı puanla tabii. Adamda 2 şampiyonluk bir ikincilik var. İkinciliği de averajla. Yani şimdi doğal bir şeyde şanslı da. Hani benimkinde de şanslı, diğerinde de averaj oldu ama öyle böyle. En kötü ihtimal bir şampiyonluk alırdı yani. Yine bizden fazla. Doğal olarak burada tebrik ediyorum. Yani ligde net başarılı bir takım kurdu. Şampiyonlar Ligi'de biraz hani ya burada da artık o kurşununu attın yani. Bir tane Şampiyonlar Ligi finali çok ekstra oldu. Evet. Beni yakalaman için. Ama olur bu kadar yani. Sonuçta şansa da ihtiyaç var. Öyle dip dibe de değil. Çünkü daha da kafa yiyecek bir şekilde de olabilirdi. Hani aramızda. Ha ben hep şöyle bakarım. Ben böyle olsa böyle olsa diyorum da bana olsa adam da diyecek ki final oynadık. Sen kazandın yani. Ben kazansam ben kazanıyordum diyecek. Diyebilirdi yani. Bu işin bu tarafı da var. O tarafı da unutmamak lazım. Arda'yı tebrik ediyorum. Bence kadrolarımız denkti. Ben Arda'nın kadrosunu beğendim. Dizilişi de yani hemen hemen aynı kurduk. Yani çok ufak 4-3-3 rolantide oynadık ikimiz de. Hani ufak değişikliklerle. Ama dediğim gibi ligde çok istikrarlı bir takım çıkardı. Neler söyleyeceksin? Günün kazananı ve galiba 6 puan yaptım farkı. Ligde de 6 puan öndesin şu anda. Tebrik, teşekkür ediyorum abi. Sizleri de tebrik ediyorum. Şöyle, bence bu rebuild çok zevkli oldu. Ya ben kendim kazandığım için demiyorum. Yanlış anlaşılmasın. Kesinlikle biz bunu eğer siz de isterseniz böyle 2-3 ay sonra ya da 1 ay sonra falan yine yapalım. Hani bunu klasiklerimize ekleyebiliriz. Çünkü çok zevkli oldu başka takımların da işte aynı ligde olması vesaire falan.
Ben çok da fazla bir şey demek istemiyorum. Bence etkileyen şey şuydu. Takımlarda ikinizin şöyle hatası vardı benim fikrim. Bazı oyuncularda birbirini kesen çok adam oldu. Mesela sende Barea kesti. Onur abide de birileri vardı. Bence de. O sizin diğer simülasyonlardaki performanslarını etkilemiş olabilir diye düşünüyorum. Kendimi de tebrik ediyorum. Puan durumu için iyi oldu. Ben şu anda 39 puana yükseldim. Uğur abi 34 oldu. Yanlış hesaplamadıysam şu an ekranlara geliyor. 33 oldun, evet 33. Onur abi de 20 puanda kaldı. Bakalım ne olacak. Cuma günü şeydeyiz. Onur abideyiz. Onur'dayız. Formatı beğendiyseniz beğeni tuşuna basmayı unutmayın. Abone olmayı unutmayın. Bence format çok güzeldi bu arada. Onur da bir dahakine daha sıkı hazırlanıp daha net bir yanıt verecektir bizlere diye düşünüyorum. Güzel bir video oldu. Görüşmek üzere. Hoşçakalın arkadaşlar.